standartlarda daha çok tabii sizlerin talepleri, düşünceleri, eleştirileri bunlar gündemde. Bunları alacağız. Çünkü büyük projeleri yapıyoruz. Bunları konuşuyoruz, ediyoruz ama mahalledeki sizlerin talepleri, yaşadığımız yerler, oradaki sorunlar, bunlar daha da önem arz ediyor. Selim merkezde trafik yoğunluğu oldukça fazla. Demirtaş bölgesinden bu tarafa gelen, Osmangazi Dilöver tarafına geçecek olan kişilerin merkeze girmeden Alman kanalı üzerinden 500 metrelik bir yol açıyoruz. 3000 metrekare kamulaştırmayla açtığımız bu yol zemin dolgu çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki günlerde asfaltını atıyoruz ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Burada güzel bir eser ortaya çıktı. Kısa sürede bir eser ortaya çıktı. Daha iki sene önce buraya geldik. İnşaat halindeydi. Elhamdülillah her şey bitmiş. Bizler burada ufak bir hizmetle size katkı sağlamış olduk. Ama en büyük eser sizlerin eseri. Sizlerin yaptığı hizmet. Bu da sizlerin kendinize, inancınıza, kültürüne sahip çıkmasının güzel bir göstergesi. Allah razı olsun diyorum. Panayır aldı başını gidiyor. Hizmetlerimiz çok. Nüfusu artıyor. Demirtaş'a kadar birleşiyor. Bizler de burada modern bir yapıyla, planlarımızla gelişimi takip edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Yaşadık. 1,5-2 yıldır aşağı yukarı ayrı kaldık. Uzun zamandır inşaat süreci devam ediyor. Son aşamaya geldik. Bu binanın düşüncesi de Obam'daki çalışmalardan çıktı. Yani biz bu hizmetleri nasıl daha geliştirebiliriz diye. Ve tabii araştırarak, inceleyerek uzmanlarına, üniversitesine çok güzel bir mimari ve içinin fonksiyonlarını çok iyi hale getiren bir proje ortaya çıktı ve bunu uygulamaya başladık. Engelli bakım merkezi, Alzheimer hastaları ve huzur evi şeklinde 3 farklı bölümden oluşan bir yapı ortaya çıktı. Sosyal belediyecilik konuşulur, sosyal hizmetler konuşulur ama hizmeti sunmak çok daha önemlidir. İşte bizler burada bu hizmeti sunacağız. İnşallah Türkiye'nin örnek bir tesisi, buradan gelip diğer kurumların, belediyelerin örnek alacağı bir tesisi ortaya çıkarmış oluyoruz. Sizlere hayırlı olsun. Thank you.
Osmangazi Belediyesi spor çatısı altında 8 yıldır oynuyorum. Önümüzdeki Brezilya olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Tenise başladıktan sonra elde ettiğim başarılar sayesinde birçok çocuğa umut olduğumu gördüm. Tenisle madalya ve öğrendiklerimizi kazandırıyor. Komşular ve benim arkadaşlarım gurur duyuyor. Ben Emir abim gibi olimpiyatlara gitmek istiyorum. Yaklaşık 7 yıl önce tesadüfen Emir'le tanıştık. İyi ki de tanıştık. Onların dünyasına girdik. Onların sesi olmaya çalışıyoruz şu anda. 2023'te düzenlenecek olimpiyatlar var Brezilya'da. Oraya hazırlanıyoruz. Belediyemizin de isteğiyle, başkanımızın büyük de isteğiyle oraya hazırlanıyoruz. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracağız.